Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir serinin başına, rehber videosunun başına. Bu videoda Genshin Impact oyununu şöyle benim anladığım kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Oyun MMORPG oyunu değildir arkadaşlar. Bir tane RPG oyunudur ve online haritada değil. 16 levele ulaştıktan sonra oyunun co-op özelliği açılıyor. Dilerseniz arkadaşlarınızla 4 kişilik parti halinde dungeon yapabiliyorsunuz, açık dünya bosslarını kesebiliyorsunuz. Dilerseniz de yabancı kişilerin haritasına da girebiliyorsunuz arkadaşlar. 16 levelden sonra oluyor bu olay. Şimdi oyun içinde göstereyim. Şimdi 16 level olduktan sonra şimdi bilmeyen arkadaşlar, şurada şöyle bir tane kitabınız geliyor. Bu kitapta bir ünlem işareti çıkacak ve size görev verecek. Yani co-op sisteminizi açmanız için. Onu unutmayın. Çoğu kişi 16'ya geliyor ama görevi yapmıyor. Benim co-op'um niye açılmadı diye. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, şuradan co-op moda tıkladığınızda bakın burada birçok kişi var. Böyle. İsterseniz kendiniz de partinizi açıp mesela şu dungeon'a gireceğim, gelecek var mı manasında yazabilirsiniz. Herkes giremiyor arkadaşlar. 16 levelden sonra 20, 25, 30 levellerde World 1, World 2, World 3 diye bir sistem var. Yani bu dünya 1, dünya 2, dünya 3 ne oluyor? Sizin mevcut bir tane haritanız var. Kendi oynadığınız, arkadaşlarınızı da çağırabiliyorsunuz. Haritanın büyüklüğü şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle haritamız bu kadar arkadaşlar. Oyunda teleport sistemi var. Teleport olurken hiçbir şeyinizi almıyor. Seviyeye göre şöyle dungeonlar falan var. Artıyor bunun seviyesi 80, 90, 50. Girdiğiniz zorluğa göre solo yapamayacağınız bir dünya dungeon var. Bayağı zorluyor yani, arkadaş çevresi falan lazım. Buradan da ufak bilgilendirme vereyim. 6 gün sonra bir tane güncelleme geliyor. Yeni bir bölgemiz geliyor. Alt tarafa mı üst tarafa mı yeni bir bölge geliyor Izuna diye. 3 tane yeni karakter, bir tane de beleşe verecekler diye duyurmuşlar. Harita genişlemeye devam edecek. Rüzgar bölgesi ve alt taraftaki toprak bölgesi. İki elementli bölge var şu anda. Bu bölgelerde bazı teleport noktaları var. Şöyle yaklaştırdığınızda. Yani, evet. Şunlar ufak teleport noktaları. Şöyle şunlar da büyük teleport noktaları. Bunun gibi. Bu teleport noktaları da geliştirdiğiniz takdirde bütün karakterleriniz stamina kazanıyor. Peki bu stamina ne işe yarıyor? Skill atarken bakın şu benim cambarımın yanında bir tane sarı bar var. Bu normalde ilk başladığınızda aşağıdaki sadece bitik oluyor bir oyuncuda. Bunu maksimuma çekmek için her iki bölgedeki teleport binalarını, buradaki ve buradaki teleport binalarını maksimuma seviye çekmeniz gerekiyor. Karakterlerin tırmanma özelliği var. Her karakterin, yani bu genel olarak bir şey. Herhangi bir objedir, ağacıdır, böyle şeylere direkt tırmanabiliyorsunuz. Çünkü yukarılarda itemler falan oluyor. Mesela staminanız bittiği zaman da düşüyorsunuz arkadaşlar. Mesela kırmızı gösterdi. Eğer bir şey yapmazsanız yere düştüğünüzde canınız indirip sizi öldürebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu teleport binalarını oyuna girdiğinizde benim size tavsiyem ilk önce yıldızları toplayıp seviyelerini yükseltmeniz sizin için daha iyi olur. Oyunda sınıf sistemi nasıl? Yani bir sınıf mı var yoksa, yani bir sınıfın üzerine mi gidiyoruz yoksa böyle bir sınıf bütün silahları kullanabiliyor mu? Oyunda karakterler var. Şu an 20 kadar karakter var ama her karakteri açamıyorsunuz. Oyunda görev yaptıkça, etkinliklere katıldıkça, ana görevlere ilerledikçe, oyunda birçok sandık var, sandıkları açınca size şöyle bir tane puan veriyor. Şurada Wisp diye geçiyor. Primogem. Bunun karşılığında şöyle kutular açabiliyorsunuz. İçinde bu oyunda silah sistemleri ve silahlar 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız. 5 yıldız çok nadir. Yani çıkarmak acayip zor. Oyun için şeylerle toplayıp bunu buradan alabiliyorsunuz. Yani kutuları açıp içinizden RNG'ye göre çıkıyor. Ama şimdi gelecek haftaki bu 6 gün sonraki yamadan sonra her 50 tane kutu açımınızda sizin, yani bundan
10x 50 tane açtığınızda bir tane 5 yıldır gelmesi garanti olacak. Yani arenisi olmayan kişinin de yüzüne gülüyor oyun. Öyle de güzel bir tarafı var. Her paketin içinde girdiğiniz zaman şöyle oranları falan yazıyor ve paket içerisinde size söylüyor. Bakın burada oranlarını falan söylüyor. Şu an 90 tane kutu açtığınızda bir tane artı 5 kesim veriyor size. Bunu 50'ye çektiler. Tabi bu haftaya gelecek. Şimdiden açanlar için de o hafta geldiği zaman zararlarını karşılayacaklarını söylediler. Girdiğiniz zaman arkadaşlar burada içerisinde bakın 5 yıldızlı karakterler çok güçlü. Yani hepsi güçlü değil. Bir iki tanesi biraz zayıf kalıyor. Bu karakterlerin hasarı diğer karakterlere yani 4 yıldızlı karakterlere göre biraz daha fazla. 3 yıldızlı karakter yok. Şu an oyunda bütün karakterler de mevcut değil. Muhtemelen Aya'yı getirecekler böyle kutulara filan oradan. O oyun size zaten 4 tane elementin karakterini veriyor. Karakterlerin hepsi element kullanıyor. Oyunda 7 tane element var. Şu an bazı elementler oyunda mevcut değil. Karakterler gelmediği için muhtemelen. O yeni bölgeyle birlikte yeni elementler ve karakterler geleceğini düşünüyorum. Burada silahlar da var. Artı 4 silahlarınızı kendiniz craftlayabiliyorsunuz. Artı 5 itemlerini de yüksek seviye dungeonlardan düşürebiliyorsunuz. Tek girmeniz biraz sıkıntı olabilir. Arkadaş çevresiyle beraber girerseniz daha iyi olur. Co-op modunda şöyle bir sıkıntı var. Mesela arkadaşınızı çağırdınız sizin haritada. Buradaki sizdeki sandıkları onlar açamıyor. Sadece sen açıyorsun. Ama etraftaki madenleri falan onlar lootlayabiliyor. Yani önünüze gelen haritanızı almayın. Giderler böyle madenlerinizi falan çalar. Çünkü madenlerin respawn süresi 1-2 gün. O yüzden sıkıntı oluyor. 5. seviye, 4. seviye, 3. seviye sandıkların da kendi arasında yıldızı var. 1-2-3-4 diye. Takıların da aynı şekilde. Oyunda zırh sistemi yok. Yani artifak takı takıyorsun üstüne komple. Ona şöyle gelecek olursak. Şuradaki taktığınız bu artifakların da yani takıların da kendi içerisinde şöyle setleri oluyor arkadaşlar. 4 yıldızları 16'ya 5 yıldızları artı 20'ye kadar basabiliyorsunuz. Set özellikleri bu oyunda çok şey fark ettiriyor. Yani surata bir yani böyle 5 vururken eğer setle etkilerini falan hallederseniz yani böyle 3-2 vuruyorsunuz. Ben mesela bir tane görevden aldım ben artı 5. Hayvan gibi bana şey veriyor. Neydi onun adı? Atak veriyor. %20 ve ekstradan can veriyor. Çok güzel bir takı. Tabi ileride değiştireceğim. Bunun set etkisini kullanamıyorum. Çünkü 5 yıldızı sadece bir tane takım var. Şansınız varsa o kutulardan 5 yıldızı karakteri de çıkabilirsiniz. 4 yıldızı karakteri de çıkarabilirsiniz. Ama demek şu değildir ki yani 4 yıldızı karakteri çıkardım ya çok kötü oldu. Ben bunu kullanmayayım. Bazı 4 yıldız karakter 5 yıldız karakterlerden bile daha fazla damage çıkarabiliyor. Mesela benim bu main charm Razor bir kurdu kullanıyor. Elektro damage veriyor ve aşırı güçlü. Kendime mesela dün artı 4 silah bastım. Şu an 60 levelde ve hayvan gibi şurada %300 atak var 15 saniyede bir. %50 ihtimalle bir tane vuruyorum böyle 3000 falan gidiyor yani. Kendim üretip bunu silaha bastım. Oyunda para bol bol veriyor sandıklardan artı 3 item bu takılara artı basma sisteminde de şöyle göstereyim onu da takılara artı basma bunların hepsi full şuna mesela artı basma sisteminde düşürdüğünüz daha düşük takıları buraya koyup bu takıya artı basabiliyorsunuz veya artı basılmış mesela artı 8 takım var buna basacaksın bu da bunun özellikleri daha iyi onu buna koyup bunu daha da yükseltebiliyorsun. Oyunda karakterlerin seviyesi bir de senin kendi seviyen var. Yani profil seviyen var. O da şurada Adventure Rank diye geçiyor. Şöyle dünya levelim 3. Bundan demin bahsetmiştim. Dünya leveli 1, 2, 3 arasında ne fark var? Yukarı doğru gidiyor dünya seviyesi 4 diye. Dünya seviyen arttıkça mesela ben haritanın ilk başta siz doğduğunuzda geldiniz burada bir tane yaratık kestiniz. 15 level. Dünya seviyen World 1'e atladı diyelim. World 1'e atlattın. O seviyeye gelince şehirdeki klancıdan gidip seviyeni arttırıyorsun. Ve haritandaki o 13 seviye yaratık oluyor sana 21 seviye yaratık. Mesela örnek olarak veriyorum. Ve daha fazla drop atıyor ve daha fazla XP veriyor. Daha fazla para veriyor. World 2, World 3'te o haritandaki bütün hayvanların filan dünya bosslarına filan bekleme süresi var. Bazı zindanların gün gün var. Yani her zindanı her gün kesemiyorsun mesela.
Oyunda şöyle ay sistemi gibi bir şey var. Bu Bedo'daki enerji gibi 10 dakikada bir tane doluyor. Veya o kutulardan kazandığınız pirigram, yani yıldız aldığınız parayla da ayı alıp 60 tane ödeyip bu yıldızınızı arttırabiliyorsunuz. Dünya bosslarını günlük kesebiliyorsunuz. Kurt boss'u haftada bir defa, çünkü çok değerli itemler atabiliyor. Direkt artı 5 takı da atabiliyor size. Yani direkt %18 attık falan. Bayağı mükemmel. Ben ne diyordum? Bak oradan buradan girdik, çıkamadık işin içinden. Her şeyi anlatıyordum. Bu co-op modunda haritanıza davet ettiğiniz kişiler, mesela siz 4 kişisiniz arkadaşlar. 4 tane arkadaş oynuyorsunuz beraber. İtemleri craftlarken, karakteri uyandırmak ne demek, ona gelelim. Karakter her kutunun içinden karakteri arttırırken seviyesini şöyle belli seviyelerde karakterinizin bir üst seviye uyandırmak için bakın burada gördüğünüz gibi mesela benim base HP'm 7800. Eğer ben karakteri bir üst seviyeye arttırabilirsem kendi adventure level'im, yani profil level'im 35 level olursa benim Razor'um 60 level. Karakteri 70 level'e çıkartabileceğim demek bu. Karakterlerin leveli ayrı, profilin leveli ayrı. Ve arttırdığınızda şu itemleri falan bulmanız gerekiyor. Bunların çoğu yaratıklardan düşüyor, zindanlardan düşüyor, dünya bosslarından düşüyor. Craft da edebiliyorsunuz. Bakın hem craft hem de düştüğü yerleri falan da söylüyor. Şimdi bu malzemeleri nasıl bulacaksınız? Silahlar da aynı şekilde 60, 70, 80 seviyede yukarıya doğru artıyor. Oyunda PvP yok. Çok soran oldu yayınlarda. Bu oyunda PvP yok arkadaşlar. Eğlenmek için Co-op, Monster Hunter World vardı. Oynayan var mı bilmiyorum. Veya Dauntless vardı Epic Games'in. O oyunun tarzında devam ediyor. Şimdiki ne diyordum? Mesela 4 arkadaşsınız. İlk önce bir tane arkadaşınızın dünyasına girdiniz hep beraber üçünüz. Şurada bosses diye bir şey var. Burada şu iki boss'u atlayın. Bunlar sürekli ay tüketiyor. Yani bunlardan düşen itemler de yani 36K para filan veya XP basma kağıdı. Karakterinize XP basabiliyorsunuz. O kağıttan atıyor. Bunlara hiç gerek yok. Mesela burada bir tane elektrikli cadımız var. Bunun yerini işaretliyorsun. Haritada burayı gösteriyor. Herkes mesela teleport oluyor. 4 kişi gidip 4 kişi dalıyorsunuz. 4 kişi bundan drop alıyorsunuz. Peki buradan aldığınız drop ne işe yarıyor? Bunlar itemlere artı basarken kullanıyorsunuz, yükseltirken kullanıyorsunuz, uyandırırken kullanıyorsunuz. Bu itemin bir üst seviyesini craftlarken malzemeci de sizden bu malzemeden istiyor ki bir üstünü craftlayın. Ya adam diyor ki ya diyor 60 level zindana git, o malzemenin yüksek seviyesini düşür, ya da git bu cadılara düşük seviyelerini düşür, malzemeciden bir üst seviye craftla. Craftlarken ve yemek pişirirken de ekstra bazı karakterlerin özelliği oluyor. Onları da kullanmayı unutmayın. Cadıyı bir defa kesmiyorsunuz arkadaşlar. Mesela 4 kişilik dedim ya. O bir kişilik arkadaşınızın cadı boss'unu kestiniz. Tekrar açıyorsunuz burayı. Tekrar yeri gösteriyorsunuz. Haritada başka bir yerde bir cadı daha var. Onu da gösteriyor. 5-6 tane cadı kestikten sonra bunların bekleme süresi giriyor. 12 saat. Ondan sonra geçiyorsun bir aşağıdaki boss'a. Aynı bunu da cadıdaki sistemle devam ediyorsun. Haritadaki bütün bu buzulcularını hallediyorsun. Şu itemlerden bol bol topluyorsun. Hem bak burada artı 3 takı falan da atıyor bu. Bunu bitirdikten sonra buna geçiyorsun. Bunları neden kesin diyorum. Ay parçası istemiyor yani. Kesiyorsunuz drop atıyor size. Sonra bunların hepsini bitireceksiniz. Ondan sonra şurada küpümüz var. Bu mini dünya boss'u diye geçiyor. Elit bunu kesmesi yani biraz sıkıntı olabilir ama düşük levelde o kadar sıkıntı çekmezsiniz. Alev karakteri götürmeniz lazım mutlaka. Yüksek en son canı kaldığında yani alev veya su, buzul o karakterlerden birini alıp götürmeniz lazım. Özelliği olan bunu rahat keserseniz bu 40 ay harcar arkadaş. Kestikten sonra bir tane çiçek çıkıyor. Çiçeği açıyorsunuz içini de şu itemlerden birisini atabiliyor. Şansınız varsa yani şurada iki tane artı 5 takımız var. Bir tane artı 5 materyal var. Bu da karakter leveli için yüksek seviyelerde istiyor. Yani 75 seviye falan. Sonra geldik aşağıda. Burada Anemo.
Rüzgar küpü var. Bunu da keseceksiniz. Buradan da böyle artı 5 takı falan atıyor. Günde bir defa bunları kesin abi. Çünkü güzel item atıyor. Bir de dünya bossu size söylemiştim. Haritada. Benim 15 saati kalmış. Haftada bir kesebiliyorsunuz. 60 ayı tüketiyor. Ve attığı itemler neredeyse yani bol bol artı 5 var bunun içinde. Ve şu düşen itemler de mesela artı 4 iteme basmanız için. Diğer türlü silahları oyunda şu anda craftlama yok. Muhtemelen ileride eklerler mi yoksa yüksek seviye zindanlardan mı düşüyor? Daha o kadar tecrübemiz yok. Öğrenemedik. Şurada çiçek boss'umuz var. Çiçek boss da yine artı 5 item atıyor. 40 günde bir defa kesmenizi tavsiye ederim. Buna gidin. Şu parçalardan şöyle bol bol atıyor. Bu. Aynı bu da buna o kadar gitmenize gerek yok. Kırıyor ya. Diğer türlü diğer malzemelerin düştüğü mobları filan onların da eğer istek gelirse haritada göstermiyor ama bu yaratıkların yerlerinde videosunu çekebilirim. Benim için sıkıntı olmaz. Ekstra oyunda eğer isterseniz belli görevler yaptıkça şöyle normal ödül alabildiğiniz bir yer var. Bir de Game Pass var. Yani alt taraftaki ödüller değer mi? Yani Türkiye parasıyla biraz sıkıntılı abi. 10 dolar, 20 dolar yani Türkiye'ye göre ayarlasanız bence alınabilir. Bilmiyorum da ben yok oğlum almayacağım. Ben geri. Deyip. Bunu aldığınız takdirde bir tane artı 400 silahlardan veriyor. Ve alttaki şu paraları, level atlattırma, artı basma taşları, kutularını filan bunları da alabiliyorsunuz. Görevleri arttırdıkça. Ondan sonra başka size ne söyleyeyim? Günlük giriş geç bunları. Günlük şurada Spiral Abyss diye bir şey var. Kule gibi bir şey bu. Bu kulenin üçüncü katının ikinci katını üçüncü katın ikinci odası diye geçeyim ben. İkinci odasını temizlerseniz size şöyle bir karakter veriyor beleşten. Benim iki mainlerimden bir tanesidir. Alev karakteri ayı kullanıyor, ayı biber yiyip ateş atıyor ve en kendisi de mızrakçıdır. Yani Maeva gibi bir şey. Oyunda şöyle göstermek gerekirse şu. Yani alan savaşlarında bayağı güzel. Şu an yağmur yağdığı için yanmıyor ya. Normalde her taraf şurada alev olur. Ve karakterin iki tane skill'i var. E skill'i bu sürekli gelir. Q'su yaratıklara dalıp dolduğu zaman kullanabilirsiniz. Oyunda etrafta gördüğünüz çiçekleri, böcekleri, her şeyi toplamanızı tavsiye ederim. Neden toplamanızı tavsiye ediyorum? Çünkü bunlar yemek yaparken, bu oyunda pot yok. Yemek çok önemli. Yemeği bastığınızda ağzınıza canınız doluyor. Mesela ayıyı attım arkadaşlar. Bak karakterleri direkt yakıyor. Şimdi benim bak Q özelliğim açıldı. Şimdi bu Q özelliğine bastığım zaman. Bak böyle oldu ve ben şimşek karakterime geçtim. Şimşek karakterimle vurunca gerçek hasar vuruyor. Yıldırımla. Oyunda elementleri birbirleriyle şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Mesela bir tane yaratık geldi. Yaratığı sürekli dondurabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Su karakteri artı buz karakterini kullanırsanız karakteri sürekli su buz, su buz, su buz böyle kalıyor, paramparça ediyorsunuz. Veya işte hava üstü şimşek, ateşte neydi onun adı? Yıldırımı falan kullanabiliyorsunuz. Bazı karakterlerin özellikleri var. Bu elementleri falan birleştiriyor. Her karakterin değişik özellikleri var. Mesela benim kendi ana karakterim Razor 4 yıldızlı bir karakter ama çok yüksek hasarı var. Ultisi de şöyle kurt. O demin ki size gördüğüm gösterdiğim şu kızın Q'suyla beraber bunu kullandığım zaman hem kılıç hem elektrik hasarı, ateş üstü overload hasarı veriyor. Aşırı fazla hasar oluyor. Mesela böyle elementleri birbirleriyle kullanabiliyorsunuz oyunda. Böyle bir güzelliği var. Her şeyi söyledik. bir karakterle mi kaç karakterle oynayacağız onu söylemedik. Unuttum. Şimdi arkadaşlar bu 20 karakterden veya gelecek olan karakterler arasında 4 tane karakteri siz sürekli kullanabiliyorsunuz. Hepsinin elementini art arda kullanabiliyorsunuz. Mesela önünüze bir tane yaratık geldi. Ben hemen bir yaratık bulayım. Su elementi üstüne şimşek kullanırsan karakterin elementine göre 4 tane karakteri yönetebiliyorsunuz. Mesela bu elimdeki Barbara su elementi şifacı. Bütün takımıma şifa veriyor. Mesela burada yanan bir çiçek var. Bunu su filan lazım. Hop yaratık geldi.
Şimdi buna normalde en rahat hasarı bu ablamız verir. Bir de bazen bu hayvanların yani yaratıkların bariyeri oluyor. Mesela ateş oluyor. Elinde alev karakteri varsa yani buna resmen hasar veremiyor gibi bir şey oluyorsun. Çünkü mesela bakın şu karakterim ateş. Ayısı ateş püskürtüyor. Şimdi ben buna karşı ateş kullanırsam bak şöyle işlemeyecek. Bak immune diyor. İşlemiyor. Hasar masar yemiyor. Ama bunun yerine su kullanırsam gördüğünüz gibi bakın hasar yiyor. Veya mesela E skinli bastım. Etrafıma su çemberi aldım. Dördüncü karakterime şimşeye geçtim. Yanına gittim su bulaştı. Aa, şimşeyi vuramadım şu an. direkt öldü zaten. Evet, hasarım biraz yüksek. Artı falan bastım itemlere. Onun yüzden böyle oldu. Yani su üstü şimşek bayağı hasar veriyor. Ondan sonra Venti gibi şampiyonlar varsa onların skilleri bazı yani elementleri toplayıp bir anda patlatabiliyor. 7 tane elementi yönetiyorsunuz. Şuradan Party Setup deyip kutulardan çıkardığınız şampiyonları dilerseniz şurada 4 tane yani 4 tane şey yapabiliyorsunuz. Şöyle sırayla kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela buradan Deploy deyip o tekrar girip bunlarla devam ediyorsunuz. Bazı görevlerde istiyor ki işte kaya elementi lazım bana. Veya zindana giriyorsunuz. Zindanda diyor ki zindana girerken sana diyor ki yıldırım elementi lazım, ateş elementi lazım. Bu iki elementi partine öyle gel. Yoksa içeride bazı yerleri geçemezsin. Veya moblar çıkar, onlara hasar vuramazsın gibi. Bunun gibi detaylar var. Bir de bu karakterlerin şöyle bir açalım. Herhangi bir karakteri açtığınız takdirde silahı anlatmıştık. Takıları anlattık. Bunları düşüreceksiniz. Kendiniz artı basacaksınız. Set etkisine kendiniz bakacaksınız. Sınıfına göre, verdiği damage'e göre kendiniz ayarlayacaksınız onu. Bir de burada yıldız ağacı var. Bu yıldız ağacı ne işe yarıyor? Kutulardan bu şampiyonun aynısından çıktığı zaman size bir tane kristal verecek. Buradan skilllerinizi böyle güçlendirebilmek için. Kullandığınız sizin skilleri. Bunlar karakterinizi böyle bir seviye, iki seviye, üç seviye yukarıya atar bu skilleri açmak. Sonra alt tarafta talents var. Bu da sizin skilllerinizi güçlendirmek. Yani level atlatırmak. Yani düz vuruş, Q, E. Benim düz vuruşum hayvan gibi olduğu için şu an bu 3 seviye. E'm de 3, Q'm da 3. seviye. Bunları şu an kafamın altında göremiyorsunuz ama burada level up diye bir hatta dur ya şöyle kafamı bir kaldırayım. Gördüğünüz gibi level up diye bir seçenek var. Buna tıklıyorsunuz. Sizden istediği materyaller var. Yine zindandan, yaratıktan, haritadan. Bu malzemeleri bulmak için de üstüne tıkladığınız zaman sizde bazı günler açık olan zindanlar var veya craft edebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman eğer o gündeyseniz, bak ben tıkladım şu an. Mesela buradaki zindanı gösteriyor. Evet, şurada gördüğünüz gibi bu item gidip buradaki zindandan düşürebilirsin diyor bana. Tabi bu zindanlar sizden ay tüketiyor. O yüzden biraz sıkıntılı. Evet, skilleri de bu şekilde güçlendireceksiniz. Profilde herhangi bir şey yok. Testler falan var. お前ねる Başka sizlere söyleyebileceğim. Yani co-op girdiğiniz zaman harita sahibi kimse eğer iki kişiyseniz iki karakter sende, iki karakter de onda. Değiştirebiliyorsun. Eğer 3 kişiyseniz harita sahibi 2 karakter, diğer 2 kişi tek karakter kullanıyor. 4 kişi girerseniz herkes bir karakter kullanıyor arkadaşlar. Bunu da böyle araya iliştirmiş olayım. Karakterleri bu şekilde kontrol ediyorsunuz. Diğer karakterlerin hepsini görmek isterseniz Genshin Impact sayfasına girip internet sitesine orada yukarıda karakterler deyip bütün karakterleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bütün karakterler orada mevcut. Kadar anlattım. Aklımda bir şey kaldı mı benim? Bir şöyle bir bakayım. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Başarımları açabiliyorsunuz. Başarımlar size şöyle arka plan falan verir. Ya da biz kazanmanız için şu puanlardan bol bol verir. Çok istek gelirse görevleri falan da videosunu çekebilirim. Belli olmaz. Oyun beni bayağı sardı. Oynuyoruz. Size şimdi bir de şöyle şurayı göstereyim. Sizin için kolaylık olsun. Nerede benim ekran yakalamam? Heh. Şimdi arkadaşlar şöyle Genshin Tier List diye bir şey var arkadaşlar.
Burada o kutulardan çıkan karakterlerin falan seviyesi var. S seviye en yüksek. Hem support hem hasar şeklinde burada çıkardığınız karakterlerin seviyelerine bakabilirsiniz hepsine. Mesela Jigsaw falan A'ya koymuşlar ama şu an oyunda mevcut değil bu karakter. Geldiği zaman buna da bakabilirsiniz. Oyun İngilizce, Türkçe değil ama bir kişinin de hemen anlayabileceği şekilde. Yani İngilizcesi olmayan bir kişinin bile yani basit çözersiniz. Bir de şöyle Genshin Impact haritası var. Bunu da açıklama kısmına koyacağım. Bunu ne için koyacağım? Oyunun başında bahsetmiştim, hatırlıyorsunuzdur. Şöyle teleport binalarını açayım. Şu büyükleri. Hani size demiştim teleport binalarını yükseltecekseniz size stamina kazandırıyor. Şu birinci bölge için bu teleport binalarını yükseltmek için toplayacağınız yıldızların yerini şuradan Anemoculus'a basıp şöyle bütün yıldızların yerini görebilirsiniz. Bunları gidip toplayıp ana binanızı yükseltebilirsiniz. Bastığınız zaman üstünüze şurada kullanıcı yorumları var. Fotoğraflar da var. Görüyorsunuz. Mesela adam atmış oradaki yıldızın yerine. Diyorsun buraya. Bak adam burada diyor ki şurada duvarın dibinde. Mesela haritada o yere gittiğinde şurada. Bazıları da işte yazıyor, video atıyor. Güzel bir şey bu Genshin Impact Map. Bunları buradan kullanabilirsin. Ekstra diğer bölgenin de bütün yıldızlarını görebilirsin aşağı taraftan. Bunların hepsini toplamanız gerekiyor. Her iki tarafı da 9 level yaptığınızda onu yapsanız daha iyi olur. 9 yaptığınızda ne olacak? 9 yaptığınızda arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Bu bilgiyi buraya koyayım. Aklınızda bulunsun. Juyjuy Slope diye bir bölge var şurada. Bakın şöyle noktalar var. Burada hep kule var arkadaşlar. Bu kuleler koyacağınız sarı bir top oluyor. Bu topları ortadan görev alıyorsunuz. Bu topları hepsini yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra içeriye giriyorsunuz. Bir tane boss var içeride. Güçlü biraz. Ama son boss'a geldiğinizde sürekli ölüp arkadan tekrar gelebiliyorsunuz. O boss'u öldürdükten sonra içerideki NPC'den içerideki odada 3 tane sandık var ve üst tarafta artı 5 bir tane size takı veriyor. Sarı takı. O benim video başından size gösterdiğim sarı takıyı buradan alabilirsiniz. Oyunda birçok bulmaca mevcut, birçok sandık mevcut. Şuradaki Dun Ruins, Linkju Pass, Kingyu Pole. Burada da şuralarda şöyle 3 tane bulmaca var. Gittiğiniz zaman göreceksiniz zaten oyunu buraya kadar ilerlerseniz. Pardon, elementleri falan çözerseniz size 3 tane altın sandık verecek. O 3 tane altın sandığı çoğu kişi bilmiyordur. Gelsin şuraya. Burada şehir var aşağıdaki Liyue Harbor'a. Elmasçının hemen yanındaki dükkandaki kadına verirseniz size 100K para verecek arkadaşlar. Bir de 29 level'e gelen arkadaşlar bankaya girdiğiniz zaman Liyue Harbor'da ikinci kata çıkın. İkinci katta bir tane sarı sandık var. Açın 200K para var içinde. Ve en son olarak da Juyjuy Slope yani artı 5 artifak aldığınız yerdeki sandıkların içinden bir tane yüzük çıkıyor. O yüzüğü de alıp getirip yine aynı NPC'ye verirseniz elmasının yanındaki yine size ya 100 kaydı ya da 200K para verecek. Oyun size zaten sandıklardan bol bol para çıkıyor. Bu isterseniz yani dilerseniz bu yıldızları yaptıktan sonra mesela kapatalım bunu. Oyundaki sandıkların yerini görmek istiyorsunuz. Şuradan Tier 4, Tier 3, Tier 2, Tier 1 diye gidiyor. Haritadaki bütün sandıkları bu CBT'de millet işaretlemiş ama bu sandıklardan daha fazla sandık var. Tier 4'ler en iyisi. Artı 4 şeyler çıkıyor içinden. Takılar çıkıyor. Onları kullanabilirsiniz. Bunları bir defa açtığınız takdirde bir daha yenilenmiyor. Ya da aydan aya mı yenilenecek? Nasıl olacak? Onu daha açıklamadılar. Oyun yeni. Artı 3'ler de iyi. Bunları da toplayabilirsiniz. Bu ikisi yenilenmiyor arkadaşlar. Ya aydan ay olacak. Şuradaki 2 ve 1'ler yenileniyor. Ama onların süresi de işte yaratıkları öldürdükten sonra biraz uzun. Yani tekrar yenilenecekmiş onlar. Öyle dediler. Belki aydan aya diğer 3 ve 4'leri de yenilerler. Şöyle savaş bölgeleri var. Gidip saldırıyorsunuz. Bunlardan filan da kutu alıyorsunuz. Ekstra craft yaparken arkadaşlar şurada kafamın altına bakalım. Ha, şöyle madenlerin yerlerini gösteren de var. Kazma falan yapacağınız zaman toplayıp gidip haritadan kazmanızı yapabiliyorsunuz. Bütün materyaller var, bütün çiçekler, böcekler var. Daha da fazlası var aşağıya doğru plant yani toplama şeyine girdiğiniz zaman.
Ekstra şurada tapınakların yerlerini de işaretlemişler. Bu tapınaklar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu tapınakları benim size tavsiyem yüksek seviyede açın. Görevlerden, zindanlardan bölgenin anahtarları düşüyor. Bu anahtarlarla bu tapınaklara gidip kapıları açabiliyorsunuz. Şöyle anahtarı göstereyim ben, benim burada var mı bakayım. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane bende mavi anahtar var. 2 tane sarı anahtarım var. Diğerlerini kullanmışım. Bunları gidip kendiniz oraları açıp daha iyi itemler alabilirsiniz. Herhangi bir şehirde filan aşçılık yeri var. Onu da göstereyim ben size. Şöyle gidelim. Sonra da videoyu burada sonlandıralım. Bayağı bilgi verdiğimi düşünüyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 30 levele kadar görevle kasıyorsunuz arkadaşlar. 30 levelden sonra günlük görevlerle falan kasmanız gerekiyor. Veya zindan temizleyerek. 7 gün sonra gelecek yeni bölgede yeni görevler eklenecek. Muhtemelen orada daha da yükseğe çıkacağız. Profil leveliniz, yani adventure leveliniz ne kadar yükselirse, seviye atlarsa karakterlerinizin levelleri de o kadar yüksek atlar. Mesela benim karakterim şu an 60 level. Eğer 35 level olabilirsem bir üste daha çıkacağım, yani 70 level olacak benim bu karakterim. Zindanların istediği levelleri. Mesela buraya geldik. Burada dükkanlardan süt büt alabiliyorsunuz. Şöyle buğdaydan üretim yapabiliyorsunuz. Yine yemek memek var. Bu da can dolduran mesela tavuk. Tavuğu 10 defa elinizle pişirince otomatik üretmeye başlıyor. Her karakterin bir özelliği var. Mesela bende Barbara var. Barbara %12 şansla daha fazla atabiliyor. Mesela ben kaç tane? 11 tane üret diyorum. Bakalım atacak mı fazla? 11, 13. 2 tane fazladan üretti. Mesela örnek. Şurada 2 tane yeni şeyimiz varmış. Yeni yemek tarifi. Şimdi. Mushroom. Hiç yapmadığım bir yemek. Bunu göstereyim örnek. Stamina yapıyormuş. 900 saniye. Şimdi bunu yaparken bakın, 15 tane üretirsen bu yemekte profesyonel oluyorsun. Karakterlerin özellikleri var mı? Yok. Bu yemeği yapan hiçbir karakterim yokmuş şu an. Belki ileride farklı karakter kazanınca kullanabilirim. Şimdi bir tane üret diyorsun. Sarıda basıyorsun. Yemek geldi. Bunu 14 defa daha yaparsan yemeği yapmada profesyonel oluyorsun. Bu patates, havuç, bunları pazardan alabiliyorsun. Veya gidip dışarıdan filan da toplayabiliyorsun arkadaşlar. Oyun zevkli, güzel. Yani oynamak isteyen arkadaşlar bir deneyebilir. Ücretsiz, beleş. Google'a Genshin Impact yazıp girip oradan bakabilirsiniz. Seviye atladıkça her şehirdeki şöyle Guichi diyoruz biz buna, Katerina. Gelip buradan seviye ödüllerinizi de alabilirsiniz. Şurada şöyle. Günlük görev ödülleri de veriyor size. Goodbye diyelim. İki tane ana şehrimiz var. Bir tanesi şöyle Mostat. Diğeri de Liyue Harbor. Yani buralar, ikisinin arasında günlük süt alma limitiniz var 100-100. Soğan alma limitiniz var NPC'lerden. Onları sırayla alabilirsiniz. 10K falan para gidiyor. 10K parayı pek fazla görmeyin. Serice şey yapabilirsiniz. Benim günlük rutinimdir. Girerim mesela buradaki dükkana. Bir ortak pazar yok oyuncular arasında maalesef. Öyle bir şey olsa güzel olur. Bakın hepsini almışım ben bugünlük yine. Südümü müdümü almışım. Soğanımı almışım yemek yapmak için. 560 tane almışım bugüne kadar. Her gün yenileniyor. Gelip alabilirsiniz. Bakın şurada kraftçı abimiz var. Karakterleri yükseltirken bu taşlardan istiyor. Şöyle aşağıya doğru geldiğinizde burada istediğim materyaller var. Benim bakayla seviyem falan yetmiyor yani. 45 seviye ol diyor. Öyle üret, karakterin seviyesini arttırmak için gerekli taşı diyor. Ya da diyor git diyor zindandan falan düşür. Oyunda içerik bol ama yeni harita açmaları lazım. Yeni karakter getirmeleri lazım. Biraz bu respawn sürelerini ayarlamaları lazım. Onlar biraz kötü olmuş. Onları da düzeltirlerse oyun baya güzel olur. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Aklınıza bir soru varsa sorun. Alt tarafta sizlere yardımcı olacağım. Oyunda merkez pazarı yok. Tekrar söylüyorum. Ortak bir pazar yok. Oyun co-op bir oyun. RPG. Pay to win diye gelmeyin. Kimin önüne geçeceksiniz yani? Bu soruyu sormayın alt tarafta ya. Adam yayına geliyor. Abi oyun pay to win mi? Co-op diyorum. Pay to win mi diyor. Yani ne desem bilemedim yani. Tekrar söylüyorum. PvP yok. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.